Şeyh Şamil ve Ruslar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil melel ala ila yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuasir. Rabbi temmin bil hayr. Büyük Mücahit Şeyh Şamil Hazretleri büyük Rus ordusu karşısında yılmadan, yorulmadan yıllarca savaşmış ve Rus'la büyük kayıplar verilmiştir. Şeyh Şamil'in kitabı Tarih el adındaki şu olay mücahitlerin zekasını veya morallarını yükselttiğini göstermektedir. Rus komutanı Koraba Doz üzerine yürümek teşebbüsünde bulunduğu sırada Bahsaylı Hamazilil Maramında bir Müslüman Çeçen ormanlarında aslanlar ve kaplanlar gibi yiğit adamlar vardır. Şamil'in yanındakiler ise bunların en zorunlularıdır, dedi. Lakin kumandan dinlemeyip 10 bin kişilik bir orduyla hareket etti. O gün karşılarına kimse çıkmayınca o kişiye çağırıp "Hani senin aslanlarla kaplanlar nerede?" diye alay etti. O da "Bekle, yarın görürsün." dedi. Ertesi günde kimse çıkmadı. Kumandan yine çağırıp alay etti. O da yine aynı cevabı verdi. Ertesi gün Şüp kumandasındaki mücahitler birdenbire karşılarına çıkıp Rusları şaşırttılar. Düşman hücuma tahammül edemeyip kaçmaya başladı. Lakin işlerinden bir miktarı kaçamayıp kuşatmaya alındı. 3 gün kuşatmada kaldılar. Susuzluktan ağaç kabuklarını emmeye mecbur oldular. Kumandanların mahiyeti de kaçarken de ki 2 top bırakmışlardı. Rus kumandanı bozulup kaçtığı halde mücahitlere yenilgesini bildirmemek fikriyle askerlerden birkaç nefer odun kesmek için ormana gitmişken tutup öldürmüşsünüz. Bu savaş kazandık sanarak ölmeyeniz de ya haber gönderdi. Şöyle Molla da ben burada yoktum. Çocuklarımızdan birkaç ol toplamaya için ormana gitmişlerdir. Orada karşılaşma çıkan kafirleri öldürmüşlerdir diyerek olayı bir cevap gönderdi. Ve ahiri davana velhamdülillahi rabbil alemin.